Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfata yer verilmemiştir? Arkadaşlar belgisiz sözcükler anlamı net olmayan sözcüklerdir. Bu sözcükler cümlelerde genellikle belgisiz sıfat veya belgisiz zamir görevinde kullanılır. Şimdi bizim sık kullandığımız belgisiz sözcükler şunlar. Birkaç, birçok, hiçbir, bir. Buradaki bir sayı anlamında bir değil de herhangi bir ifadesi anlamına gelen Belgisizlik bildiren bir sözcüğü, bunu sayı anlamına gelen bir sözcüğüyle karıştırmamak gerekir. Herhangi bir, her, bazı, kimi, bir takım. Bir takım sözcüğü zaten bazı anlamına gelince bir çişik yazılır. Ayrı yazılan bir takım sözcüğünde belgisizlik yoktur. Tüm, bütün, başka, çoğu. Şimdi bu sözcüklerin belgisiz sıfat olabilmesinin iki koşulu vardır. Bunlardan birincisi, bu sözcüklerden sonra bir ismin gelmesi. İkincisi bu sözcüklerin bu isme sorulacak hangi, kaç, ne kadar gibi sorulardan birine yanıt vermesi. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Romanlardan uyarlanarak oluşturulan bazı diziler. Şimdi diziler sözcüğü burada isim. Hemen sorumu soruyorum. Hangi diziler? Bazı cevabını alıyorum. Şimdi bazı sözcüğü belgisiz bir sözcük ve bu sözcük bir isme sorulan hangi sorusuna yanıt verdiği için sıfat oldu. Buna belgisiz sıfat dedik. Her sanat eseri, şimdi sanat eseri ifadesi belirtisiz isim tamlaması, isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Ne eseri? Sanat eseri. Burası isim tamlaması. Yani bu ifade bir isim grubu. Hemen soru soruyorum. Kaç sanat eseri? Her cevabını alıyorum. Bu sözcük belgisiz bir sözcük. Ayrıca bir isme sorulan kaç sorusuna yanıt verdi. Dolayısıyla belgisiz sıfat oldu. Yine aynı cümlede bir takım sözcüğü de ipuçları sözcüğünü belirtmiş. Burası bir isim. Hangi ipuçları? Bir takım ipuçları. Burası ne oldu arkadaşlar? Yine belgisi sıfat. Dolayısıyla burayı da geçtim. Üslubu ile içeriği arasında bir denge bulunmayan eserler. Buradaki denge isim. Kaç denge? Bir denge. Yalnız buradaki bir herhangi bir anlamına geldiği için bu bir belgisiz sıfat oldu. Sayı sıfatı olmadı. Yani burada da belgisiz sıfatım var. Bunu da geçtim. Eserleri başka dillere çevrilen. Şimdi diller burada isim. Hemen soru soruyorum. Hangi diller? Başka diller. Başka sözcüğü belgisiz bir sözcük. Bir isme sorulan hangi sorusuna yanıt verdiği için yine ne oldu? Sıfat oldu. Bunu da geçtim. Bizim cevabımız E seçeneği. Ona da bakalım. Diğer sanat dallarının. Şimdi sanat dalları bir isim grubu. Hemen buna bir soru soruyorum. Hangi sanat dalları? Diğer cevabını alıyorum ancak diğer sözcüğü bir belgisiz sözcük değildir. Bir işaret sözcüğüdür. Dolayısıyla bu ne oldu? İşaret sıfatı oldu. Bunu belgisiz sözcüklerle karıştırmamak gerekir. Ayrıca bu cümlede belgisizlik bildiren başka bir sözcük yok. Buradaki diğer sözcüğü de zaten işaret sözcüğü, işaret sıfatı. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.